Bir kurallar koymak gerekiyor çocuklara. Ama o kuralları koyarken de ilişkiyi bozmamak gerekiyor bir şekilde. Nasıl yapılacak? Yani işte izleyicilerden gelen bir soruyla hatta yönlendireyim ki daha da anlamlı hale gelsin. Der ki izleyicimiz, bizim en çok çektiğimiz sıkıntı tablette geçirdiği zaman. Online oyunlar, bunları nasıl kısıtlayacağız kalbini kırmadan? Ve ne kadar izin verebileceğimiz, nasıl adil bir anlaşma yapabileceğimizi bilmiyoruz diyor. Teknolojiyle de bütünleşik bir soru. Evet. Aslında kurallar nasıl konulur? O yaş grubuna göre değişiyor. Mesela ergenlere ceza vermek etkili bir yöntem değildir. Ters teper. Yani o ödül ceza sistemi, işte kurallara uymayınca cezalandırmak artık ortaokul, lise çocuğunda etkili bir yöntem değildir. Ama küçük çocuklarda olabilir. Gene yaş grubuna göre bir farklılık var. Küçük çocukların bilgisayar başında geçirdiği tüm zaman ya da işte arkadaşlarıyla oyun oynarken konuştukları, arkadaşlarının kim oldukları falan bunlar detaylarıyla denetlenebilir. Ama ergense mahremiyetine saygı göstermek gerekir. Burada yaşın ne olduğunu bilmediğim için çok spesifik bir cevap veremeyeceğim izleyicinin sorusuna. Ama Yaş belirtmişler mi diye bakıyorum. Belirtmemişler. örneğin bu ilkokul çağında yani böyle 8-9 yaşında bir çocuk ve tablet bilgisayarla sürekli vakit geçiriyorsa bunun çok net sınırları olabilir. Yani diyelim ki günde 1 saat tablet kullanabilirsin. Ödevlerin bittikten sonra tableti alabilirsin. Ya da hafta içi hiç kullanmazsın. Hafta sonu işte 4 saat iznin var filan gibi. Bir de bilgisayarda ne yaptığı tabii. Yani etkileşimli oyunlar mı oynuyor Online oyunlar filan. dedikleri için. Online oyunlarsa gene önemli bir şey. Ya online oyunlarda aslında bu çocuklar sosyalleşiyorlar. Yani şimdi artık sokakta futbol oynanmıyor. Online oyunlarda bir kariyer yapılıyor. Hatta biliyorsunuz elektronik sporlar deniyor buna. Online oyunlarda bir rekabet var, ekip var, ilerleme var falan. Yani eskiden sokakta yapılan şey şimdi çevrimiçi olarak yapılıyor. O yüzden bunun sadece yani ekranla yapılıyor olması aileleri bu kadar korkutmasın ama şunu anlamak lazım. Orada ne oluyor? Yani hani çocuğun şeyde basket sahasında maçını izler gibi aslında online oyununun ne olduğunu öğrenmek, oyundaki amacın ne olduğunu sormak, hani dedim ya ciddiye almak ve sormak, bakın aynı şey. Ya ne oynuyorsun burada şimdi, ne oluyor, kaç kişisiniz, bu kulaklığı niye takıyorsun, bir sonraki level'a ne zaman geçeceksin? Mesela şöyle şeyler var. Bunu aileler bilmediği için çok sorun çıkıyor. Bu oyunların başlama ve bitiş saati çocukların kontrolünde değil. Evet. Gece oynuyor ya da ekip o zaman toplanıyor. Yurt dışı server ile oynuyor filan. Hadi bakalım saat 9 oldu, bilgisayarı kapat demek. Aslında sokakta oyun oynayan çocuğu maçın ortasında hadi oyun devam etsin sen eve gel diye çağırmak gibidir. O yüzden oyunun ne olduğunu bilmek lazım. Yani birincisi oyun ne, orada ne oynuyor? İki, yaşı ne? Eğer bu bir ergense, yani diyelim ki hani ortaokula giden filan birisi ise, o zaman şöyle beklentiler daha doğru. Neyi etkiliyor? Yani çocuğun bu kadar bilgisayar başında vakit geçirmesi hangi kayıplara neden oluyor? Okul başarısı mı düşük? Fiziksel sağlığında mı bir sorun var? Aileyle birlikte yapılan kurallı etkinliklerden mi uzak kalıyor? Somut beklentiler yapmak lazım. Derslerinin iyi olması lazım. Yani işte biz karne gelince göreceğiz. Bunun böyle olmasını istemiyoruz. Ya da işte ne bileyim biz pazar günü aile olarak hep birlikte kahvaltı ediyoruz ve burada herkes olacak. Oyun oynuyorsan oyna ama bu saatte burada olacaksın gibi. Yani beklentiyi dile getirmek lazım. Onun için önemli şeyleri sorup bilmek ama öyle cezalandırmak ya da ceza tehdidi ergenlik döneminde işe yaramaz. Küçük çocuklarda doğrudan saat sınırı konulabilir. Yani hafta içi şu kadar oynayabilirsin, hafta sonu bu kadar oynayabilirsin, yaz tatilinde sınırsız oynayabilirsin gibi. Üstün Hocam soru size gelecek. Hocam, mutlaka söyleyecekleriniz var. Önce onları mı alalım? Hocam bir ilavede bulunayım. Tabii. Şimdi bir süredir okul zorbalığı üzerinde çalışıyorum. Burada daha net olmaya başladı bazı ek fikirler. Bir tanesi de şu, şimdi okula zorbalık yapıyor. Akran zorbalığı, okul zorbalığı. Büyük yaparsa mafya oluyor. Şimdi küçükken, yüksek ihtimalle küçükken kendisine emredilmiş çocuklar diyalog kurmak yerine
etkili ilişki kurmak yerine emredilmiş çocuklar daha yüksek ihtimalle okul zorbası oluyor olabilirler. Evet. Niye? Çünkü emretmek de bir tür zorbalıktır. Bir daha bunu yaptığını görmeyeceğim senin diyor. Ya bir daha buna girme şu odaya diyor. Mesela yeni temizledim. Şimdi bu bir emirdir. Ama uygun mu? Bir zorbalık kokuyor. O da bir şey yapamıyor küçükken. Okulda birilerine zorbalık yapıyor. Şimdi bu oyunlar hani saatlerce sürüyor falan. Şimdi bir zaman çok kötü bir şeyler oluyordu. Mesela FRP vardı. Fantasy Role Playing. Ne olduğunu söylemek istemiyorum. Fantasy Role Playing oynayıp yetişkinlerden kendine zarar verenler vardı. Fantasy Role Playing oyunun efendisi oluyor. Oyunun efendisi var. İşte bir cumartesi, bunlar mühendisler, öğretmenler, avukatlar toplanıyor, oyun oynuyorlar. Hani şey Yüzüklerin Efendisi gibi. Belli rolleriniz var falan. Orada yenildiği zaman dış dünyada bir hafta korkunç dolaşıyor. Bir haftaya bir daha gelecekler ve kendine zarar veriyor. Adeta kendini atıyor toplumun dışına. Şimdi orada bazı bilgi eksikleri var yetişkinlerinde. Bir, rolden çıkma uygulanmalı. Üniversitelerde fantasy role playing kulüpleri vardı. Kulübün danışmanı bir hoca var. Bir ara araştırmıştım. Hiçbir rolden çıkmayı söylemiyor. Psikodrama yaptığımız zaman, burada psikodrama yapsak, işte siz babanız rolünde birini seçtiniz, anneniz rolünde Elif Hanım'ı, bu ve bir şeyler yaptık burada. Bitti. Güzel. Yararlandık. Katarsis oldunuz. Fakat bunun sonunda mutlaka biz psikodramda şunu deriz. Ben baba rolünü bırakıyorum diyecek Agah Bey. Elif Hanım ben anne rolünü bırakıyorum diyecek. Öbürü ben kardeş rolünü bırakıyorum. Bu lafın gelişi bir sembol ama işe yarıyor. Şimdi fantasy role playing her cumartesi oldu bitti. Bir hafta melul mahzun dolaşıyor. Yenilmiş dolaşıyor. Yenilebilirsiniz orada çünkü. Bitince diyecekler ki ben bu rolü bırakıyorum. Bir dahaki sefere kadar. Bunu yaptırmalarını ana babalara ve psikolog danışmanlara öneriyorum. O öbür oyunlar uzun sürdü. Çok uzun sürebilir. Şöyle oldu, böyle oldu. Ama bittiği zaman o rolden çıksın. Birbirlerini kötü bir şeye itiyorlar. Kendini yok et diyor. Niye edeyim? O zaman seni sevmeyiz diyor. Bir zaman basın yani. Seni sevmeyiz. Ben kendimi yok edersem yani sevmenizin ne faydası var bana diyor. Hocam bu inanılmaz baskı oluyordu böyle. Ne kadar oynayacak? Elif Hanım dediklerine aynen katılıyorum. Artı şunu da yapabilir miyiz? Birlikte karar vereceğiz gençle. Ne kadar oynamalısın? Şimdi Kurt Levin'in vardır. Eğer grup birlikte karar verirlerse uyar. Sakatat yemek istemiyor. O şeyde nedir? Amerika asla hayatta. Ama o etler şeye gidiyor Avrupa'ya, orduya. Orada sakatat. Oturup konuşup bir kere deneyelim kararını aldığı zaman sakatat yemeği, grubun desteğini arkasında hissediyor. Kararı aldığı için karara katkıda bulma ihtimali artık. Ne kadar oynayalım hayatım? Oyun gece 03'e kadar sürdü. Bunu izleyecek misin? Sabah nasıl olacak? Birlikte karar verelim. Ya da o kadar o oyunlar olmasın. Şey, adı neydi onların? Bir adı vardı. O olmasın. Yani diğer oyun, yani internete ne kadar gireceksin? Yani bir süreye birlikte karar verelim. En az yarım saat. Eyvallah. Tamam yarım saat. Ama en fazla da 5 saat uygun mu? Birlikte karar verelim gidin. Ben 10 saat oynayayım dedi. Bunda bir tuhaflık var mı yok mu? Kendini çürüttü. Olmadı bu. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bir zaman bir oyun vardı. Adını unuttum. Hani bir koyunun oluyor, bebeğin oluyor, onu besliyordun. Neydi onun adı? Tomagachi. Daha bir Türkçe adı da var. Hocam küçük mesela bir kedin oluyor, onu beslemezsen ölüyor filan hayvan. Hocam çocuğun o, öyle bir adı vardı. Şimdi öğretmenler yasaklıyor. Bu sıranın altında, bu altta gizli gizli bunu yapıyor. Bir keresinde bir ortaokulda Ankara'da öğretmen ver bakayım bana demiş. Habire oynuyor. İşte yoksa ölür yani bebek bu. Ver bakayım diyor. Öğretmen odasına dolabına kilitleyeceğim. Semestr sonunda bunu alacaksın diyor. Bunu deyince bütün sınıf ayağa kalkıyor. Aman hocam ölür diyorlar. Şimdi öğretmenin haberi yok. Benim de haberim yoktu. Bu olayı duyana kadar. Yani evet ölebilir. O ona bir anlam yüklüyor. Öyle semestr sonuna kadar kapatamazsınız. Ama birlikte sınıfta karar verelim. Öğretmen anlatırken bebeğini o halde beslemek zorunda mısın? Gözünü seveyim. Teneffüste mi beslesen? Öğretmeni rahatsız ediyor. Habire bu ne yapıyor diye. Habire bakıyor öğretmen oraya. Belli kararları grupça birlikte alırsak ya da çocuğumuzla alırsak %100 uyar diyemeyiz ama çocuğun uyma ihtimali artar.
Hocam şimdi gelsin sorun. Şuna bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ekleyin hocam. Hemen. Buyurun. Şimdi İngiltere'de bir araştırma yapılıyor. Yani basında da çıktı bu. Ben de araştırmayı okudum. Ben de yazı yazmıştım hatta. Cep telefonları yasaklanıyor. İngiltere'de cep telefonları yasaklanıyor. Çocuklara. Çocukların yasaklandığı okula götürmüyorlar. Sonra bakıyorlar ders puanlar, notlar artmış mı artmamış mı? %14'lük bir artış oluyor. Ben bu araştırmayı okuduğumda dedim ki bu artış çalışkan öğrencilerde değil, çalışkan olmayan öğrencilerde olmuştur diye bir hipotezde bulundum. Araştırmaya baktım. Gerçekten yani tırnak içinde akademik olarak, yani tırnak içinde tembel diyeceğim, akademik olarak düşük olan çocuklarda artış daha fazla olmuş telefon yasaklanınca. Akademik olarak iyi olan çocuklarda artış çok az. Neden onlarda artış az? Zaten o çocukta, akademik olarak başarılı olan çocukta kendi duygusunu yönetme becerisi var. Çocuk elinde telefon olsa da, olmasa bakmıyor zaten. Olsa da bakmıyor zaten. Demek ki olay telefon değil. Demek ki olay ne? Senin duygunu nasıl yönettiğinle ilgili. Şimdi çocuğa oyun oynamalı mı oynamalı? Biraz önce dedim eleştirmenize gerek yok. Altındaki sebebi araştıralım dedim. Nasıl? Biraz önce demiştim ya televizyon iletişimsizliğin sebebi değil sonucu. Çünkü televizyon aldıktan sonra aile bireyleri kendisiyle sohbet edemiyor zaten. O zaman televizyon bir kılıf oluşturuyor. Şimdi çocuk oyun oynamadığını düşünelim. Ne yapacak? Sohbet de yok. Sohbet yok. İlişki yok. Okulda zaten sıkılıyor okuldan. Ödev zaten seviyesine göre... Ödev zaten keşfetme ödevi, öğrenme ödevi değil. Öğrenme ve keşfetme ödevi olmadığı gibi tekrar ödevi, tekrar ödevi seviyesine göre de uygun değil. O zaman teknolojiyle aslında çocuk bir şeyden kaçıyor. Şimdi o kaçtığı şeyi biz bulmazsak, mesela çocuk dedi ki bir saat, biz dedi ki bir saat. Çocuk diyecek ki hayır dört saat, hayır iki saat, hayır beş saat. Çocuk bir şeyden kaçıyor. Kaçtığı şeyi bulursak, ondan sonra... İşte ondan sonra bu şey hocamın söylediği şeyler devreye giriyor. Ne kadar oynamalısın? Çünkü keyif de keyif içinde yapıyor olabilir. Kendi tercihi de olabilir. Yani keyif veren her şey bir kaçış değildir yani. Onu demek istiyorum. O zaman çocuk o kaçış demek ki ailede. Hatta ben bunu yaz. Babanın biri mesaj attı. Çocuğumla oyun oynamaya başladım. iPad masanın üzerine dokunmuyor. Daha küçük çocuk tabii 4-5 yaşında. Dokunmuyor. O zaman bir şey eksik. Çocuk yemek yemiyor. 3 yaşında ben iPad veriyorum. Şimdi 7 yaşında çocuk iPad'i isteyecek zaten. Çünkü ben ona dedim ki ben seninle sohbet etmeyeceğim. Ben seninle ilgilenmeyeceğim. Ben burada yetişkinlerle ilgileneceğim. Sen kendin böyle oyalan dedim. Yalan var kelimeniz. Oyalan dedim. Sonra da şeyini istedim. Onun için çocuğu yani o asıl o kaçışı bulmamız lazım. Bulduktan sonra bence bu ikinci kurallar, anlaşmalar, sözleşmeler devreye giriyor diye düşünüyorum. Hocam şimdi güzel hocam. Ekin eki olacak bu. Bana ilave hani destekledi de Özgür kardeşim. Şimdi peki niye kaçıyor? Bunu nasıl bulacağız? Psikolog danışmanlar, psikologlar zor buluyor. Anne baba nasıl bulacak? Yani bu niye çalışmak hocam, istemiyor? Hocam sorunca söylüyor çocuklar çoğu zaman. Hepsini bilemiyorlar. Yok bilemiyorlar. Ise. Şöyle bir şey. Bu noktada yine KES testi devreye giriyor. Başka da benzeri testler var. Bir süredir söylüyorum. Elektrot falan yapıştırmıyor. Öyle batı fantezi şeyler yok. Kağıt kalem testi. Bender 5 Geçtat gibi Stanford gibi. Yani bir kağıt kalem testi. Çocuğunuz 70 dakikaya galiba uygulanıyor. Çocuğun zihinsel işleyişin, kognitif sistemin adeta zihinsel işleyişin MR'ını çekiyor. Hiperaktivite var mı? Öğrenme güçlüğü var mı? Planlamada sorunu var mı? Hangi düzeyde planlama sorunu var? Diyelim ki yüzüne bakınca çocuğun sende planlama sorunu var diyemiyoruz. Özgürcüğüm şey de diyemeyecek. Ya vallahi baba ben de zihinsel planlama sorunu var. Ondan matematikte uzak duruyorum. Bunu bilemez. Fakat eğer planlama sorunu varsa bu çocuk satrancı iyi oynayamaz. Matematiği de çözemez. Evet. Bizde yoksa bir kompozisyon yazamayız. Çocuk da kompozisyon yazamaz. Hocam bu tür 5-17 yaş arasında uygulanıyor. Değerli izleyicilere söyleyeyim. Bunun Türkiye Efendisi, Yüzüklerin Efendisi gibi İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Orada da bu testi, KES testini Türkçe'ye kazandıran genç meslektaşımız Tamer Ergin. Hocam Tamer Ergin. Şimdi 7-17 yaş arasında uygulanan kesin açılımı. Kognitif Assessment System. Ceyhan'ın C'si. Ankara'nın A'sı. Samsun'un C'si. KES testi. İnternete girebilirler. KES testi Tamer Ergin diyerekler.
Hocam götürebilirler, çocukları götürebilirler. Farklı iller İstanbul Üniversitesi'ne başvurup bunun eğitimini verecek psikoloğu davet eder. İle gelir RAM'lardan, RAM Rehberlik Araştırma Merkezi. Toplasınlar merkezde. İşte o Konya'yı, Malatya'yı, Erzurum'u gezdirsinler hocaya. Bu eğitimini versinler, süpervizyon versin. Hocam böyle tek tek bütün çocukları İstanbul'a, Ankara'ya taşıyamayacağımıza göre 80 ilden. Bu nedeni bulmak için işte çalış oğlum, çalış kızım diyor. Niye çalışmadığı konusunda sadece yüzeysel tahminlerimiz var. Komşunun oğlunu kızını düşürüyor, cep telefonunu ötürüyor. Halbuki planlama eksikliğim varsa, hiperaktivite varsa bende, o yüzden cep telefonu elim gidiyor. Hocam bu yapılabilir. İkincisi şey dediniz hocam, ya. Hocam ikinciyi kısaysa şimdi alayım yoksa hocam, reklam sonrasına bırakalım. Çok kısaysa hocam cep yasağı konmuş araştırmadan söz ettiniz. O kaygı ÖSYM puanı ilişkisine benzer. Eskiden zannediliyordu ki kaygılı çocuk sınavda başarılı olmaz. Öyle değil. Kaygısı düşük ya da yüksek. Eğer zihinsel kapasite iyiyse, sınava iyi hazırlanmışsa kaygı düşük ya da yüksek fark etmiyor. Bu Türkiye'de yapıldı. Eğer kaygısı orta düzeydeyse, hazırlanmışlık düzeyi vasatsa kaygı o zaman etkili oluyor. Kaygı düşükse, pardon, hazırlanmamışsa kaygısı var veya yok yine fark etmiyor. Hazırlanmışlık yüksek düzeyde, kapasite var, kaygı olmuş olmamış o çocuk için fark etmiyor. Öbür araştırmaya paralel bir sonuç. Ha, kaygıyla ilgili PISA sınavı var ya, PISA sınavında şöyle bir soru var. O anket kısmında. Bu arada bir şey söyleyeceğim. O anket kısmında 120 soru var. Bir araştırmacı şuna bakıyor. Ek bir bilgi oldu ama bu opsiyonel. İsterseniz cevaplayın, isterseniz cevaplamayın. Ülkelere göre baktığında bazı ülkeler o 120 sorunun çoğunu cevaplamış, bazıları çok azını cevaplamış. Sonra sadece işaretlemeyle matematik puanları arasındaki korelasyona bakılıyor. Ve matematik puanları yüksek olan ülkelerin öğrencileri o 120'lik kısmında da daha çok cevaplamışlar. O zaman bizim öğrenci o 120'liği niye cevaplamıyor? Şundan dolayı cevaplamıyor. Çünkü sınavdan o kadar yoruluyor ki artık o 120'lik kısma enerjileri kalmıyor. Yani otokontrolle başarının çok büyük sırrı var. O 120 sorudan bir tanesi şu. Sınava hazır olsanız bile kaygılanır mısınız diye bir soru var. Bizim öğrencilerin %54'ü evet diyor. Sınava hazırsa çocuk niye kaygılanıyor? Çünkü başarısı olursa utanç duygusu yaşayacak. Utanç duygusunu yaşamaktan korktuğu için rezil olacak. Ben sordum çocuğa, başarısız olursan ne olur diyorum. Babamın gözünden düşerim diyor. Yani utanç duygusu o kadar ağır ki bizim çocuklar. Çünkü utandırma çok fazla. Bundan dolayı da şey oluyor. Yani hocam utanç duygusu da kaygıyı arttıran, bizim öğrencilerde kaygıyı arttıran mekanizmalardan bir tanesi. Buyurun sevgili hocam. Özgür kardeşim, utançtan ne zaman söz edecek diye merak ediyordum. Daha önceki programda evet, evet. Hep utanç dedim ki bununla ilgili bir kitap mı okuyup geldin dedim. En son okuduğun kitap ne? Utanç çok önemli gibi. Önemli de başka tabii birçok duygu. Evet. Bir tek utanç değil. Yani utanç Erikson'un bu 8 basamağında, ilk diyelim ki 5 basamakta. Utanç da önemli ama tek önemli değil. Fakat utanç bizde de var bir miktar. Doğulu Erzurum'u hecil oldum der. Mahcup oldum demektir. Evet. Utancın maksimum olduğu bir ülke var. Çok yüksek oldu, Japonya. Akira Kurosawa'nın Düşler filminde, birinci filme bakınız. Bak, Düşler. Çok güzel anlatıyor bunu. Ve Japon yenildiği, yani başarısı olduğu zaman utanç duyarsa ne yapıyor? Hareketli. Hareketli. Bizde Japon mühendis, birisi öldü. Bence onun suçu değildi. Kimse ona dememiş ki bizde böyle şey olmaz. Yani öldüsü öldü, seninle ne ilgisi var? Dememişler, gitti intihar etti. Şimdi utanç duygusu müthiş orada. O kadar değilse de ne kadar fark var bilemeyiz. Bizde de bir miktar olabilir. Önemli bir faktör şüphesiz ki. Utanmak ve şüphe ya da özellik. Bunlar yakın ilgili. Suçluluk da var. Suçlulukla utancın bir farkı var ama. Utanç var var. Için hocam, bir 8... başkasının varlığına ihtiyaç var. Suçluluk daha içsel bir şey. O yüzden Doğu ve Batı toplumlarında utanç ve suçluluk skalası biraz değişiklik gösteriyor. Hocam bizde Erikson basamaklarından birincisi temel güven, güvensizlik. Temel güven çok önemli. Evet. Ondan sonra nedir? Utanma, şüphe ya da özellik. Öbürü suçluluk ya da girişkenlik. Basamaklar gidiyor. Hepsi birden önemli. Buyurun. Soruyla geleceğim Agah Hocam size. Der ki izleyicimiz, hırslı çocuklardaki temel duygu nedir? Anne baba ne yapıyordur? Anne baba hırslıdır. Yeter mi tek başına?
Bitebilir. Yani bu gerçek bir kişiden bahsedildiği için seyircimiz bağışlasın, ona cevap veremem. Bu çok tehlikeli ve incitici olabilir. Ama bir çocuk hırslı davranıyorsa, bir insan hırslı davranıyorsa birileri ya çok onu incitmiştir ya da büyüklenmiştir. Yani utanç konusu da belki bununla ilgili. Benliğin merkezinde hani şöyle yani madem buraya girildi belki teknik olarak şeyi söylerim. Biz anne babalarıyla özdeşleşmeyiz aslında. Anne babaların vicdanıyla özdeşleşiriz. Yani dedemiz ve nenemizle özdeşleşiriz. Özdeşleşmek ne demektir? Aslında ötekine teslim olmaktır. Yabancılaşmaktır aslında. Vücudumdan vazgeçip ondan geleni alıyorum. Ondan geleni aldıktan sonra da içimize almışızdır artık onu. Yani dışarıdaki şeyi bize iyiyi, kötüyü söyleyen, yargılayanı içimize alıp onu artık kendimizin bir parçası haline getirmişizdir. Süperego denilen şey aslında önemli bir kısmı bilinç dışıdır. Hep böyle bilinçli bir yapı olarak görülür. Yani bizim içimizde bir yüksek yargı mahkemesi var. Sürekli işler o. Benlikle, ben dediğim şeyle, ben ideali dediğim şey arasındaki mesafeye, ikisi arasındaki çatışmaya utanç diyoruz. O nasıl oluşur? Bir ben varım, bir de o anne babamdan görüp aldığım, onların süperegosuyla özdeşleşip, süperegosu diyorum, vicdanlarında onların benden beklediği değil de süperego, benim kendimden beklediğim. Ya Agah ne yaptın ya? Hepsi şey yaptı, günaydın dedin, sana bile günaydın demediler diye iç sesimiz vardır ya. Ya gidiyorsun ama sen ne biçim bir adamsın? Ya da ben neymişim be filan gibi. Hani o ileriye attığımız bizden uzak duran şey. Ama aslında olmak istediğimiz şey. Aşk da ona diyoruz zaten. Hani kendimize görünmek istediğimiz gibi baktığımız yerden bize bakacak birini bulup, oldu cümle, onu istiyoruz. Bunu vaat edene aşık oluyoruz. Yani o eski talebin peşindeyiz. Bu kimden geliyor? Anadan geliyor. Onun baktığı gibi bakacak birini arıyoruz. Bu olmadığında utanç ortaya çıkıyor. Utanç kıymetli bir şeydir. Eğer utanç olmasaydı biz insanlaşamazdık. İnsanlaşmanın bir gösterenidir. Bizi utanç kurtaracak bu anlamda. Çünkü bizim şu anda içinde bulunduğumuz dünyayı kastediyorum. Dünya utanmayı unuttu çünkü baba çok zayıf. Paramparça olmuş durumda. Utandırabileceği ne yasası var elinde ne de inandığı bir şey var. Baba değersiz olduğunda hani o aykırı gencin direnişi de o. Ya ölme, bana bir sınır koy ve tutarlı ol bunda. Çünkü sen ölürsen ben de öleceğim. Kendini de öldürme, beni de öldürme dediği şey bu utançla bağlantılı. Ama utanç çok abartıldığında, yani toplumu bir arada tutabilmek için tiranlık yaptığımızda, mesela bir öğretmen nasıl olmalı? Babacan olmalı. Neden babacan olmalı? Çünkü babanın temsilidir o. Yasayı koyacak. Baba değil de babacan olmalı, şefkatli olmalı. Oradan gelen öfkeleri, başarıları kucaklayabilmeli. Özellikle başarıyı kucaklamak zordur. Olgun bir kişilik geliştirir. Başına kötü bir şey geleni, anası ölmüş, babası ölmüş, para kaybetmiş insana herkes acıyabilir. Gerçek dostlar sevindiğinizde sevincinizi paylaşabilenlerdir. Bu olgunluk gerektiriyor çünkü. Yani bunu yapabilen biri olmalıdır öğretmen. Utanç üzerinden düşündüğümüzde burada o tiranlık bu utancı arttırıyor. Doğu toplumlarında da bu fazladır. Diğer taraftan Elif Hanım'ın da belirttiği gibi suç ve suçluluk ise süperego ile ego arasındaki yani benle vicdanım arasındaki mesafedir. Orada suçluluk vardır. Ama bu suçluluk duygusuyla hareket etmekle utançla hareket etmek arasında şöyle bir fark vardır. Bizim kültürümüzde biz melek olarak doğarız. Yani biz hareket ettikçe kirleniriz. İcat çıkarma başımıza Özgür yani filan. İcat çıkaramayız biz. Çünkü icat çıkarmak, hareket etmek, ötekinin beklediği gibi davranmamak utanç demektir. Utanç da benliğin ölümü demektir. Nasıl tarif ederiz utancı? Yer yarılsa da yerin dibine girsem, ölsem de o günü görürüm. Hep ölümle özdeşleşir. Ne olmuş ki? Ayağı kaymış. Saçı bilmem yan kaymış. Dikkat ederseniz ölümcül bir şey de olabiliyor. İyi bir şey ama ölümcül olabiliyor. Dolayısıyla biz hareket etmeyiz ki az günah işleyelim diye. Hristiyan toplumu ise, Batı eğer Hristiyanlığı alırsak, Hristiyan toplumu ise suçlulukla daha çok onu öne çıkarmıştır. İsa, ne diyor Hazreti İsa? Maria Magdalena'ya en suçsuz olanınız taş atsın diyor. Onlar kirli doğarlar, hareket ettikçe temizlenirler. Dolayısıyla sürekli icat çıkarırlar. Çünkü icat çıkardığım şey en kötüsü ne olacak? Doğduğum günkü gibi olacak.
Dolayısıyla sürekli hareket ederler onlar. Sürekli bir şey bulmaya çalışırlar. Buldukça temizlenecekler ya. Dolayısıyla utanç, suçluluk nedir? Suçluluk basit bir şeydir. Atlatması kolaydır. Yani basit bir örnek verelim. Kırmızı ışıkta geçtim. Eğer utanç duymuyorsam, içselleştirdiğim ben idealim bana şunu demiyorsa, kırmızı ışıkta geçmeyen adam olmalısın Agah demiyorsa bir şey olmaz, utanmam. Ama yasalar karşısında suçluluk hissettirebilir polis bana. Ne biçim adamsın filan. Kes cezamı. Evet, suçluluk edeyim. Bloke etmez. Yani eğer farkındaysanız ve o suçlulukla başa isyan da edebilirsiniz, boyun da eğebilirsiniz. Bu anlamda hırslı sözcüğünden, hırslı şeyinden hareket ettiğimizde biz aslında başlangıçta haset bir varlıktık. Annesinin memesini ısıran, onun memesinin sütünün kurumasını isteyen, ölümü isteyen bir anlamda. Bende yok, onda da olmasın diyor. Kendi emdiği sütün yok olmasını isteyen bir varlıktan bahsediyoruz. O daha sonra haset ne? Yoklukta eşitlenmek. Daha sonra adalet diyeceğiz ona. Zaten bir toplumda adalet bozulduğunda da hasete döner toplum. Yani o adalet bizim onu yüceltmemizi sağlıyor. Hırs bu anlamda en tehlikeli şeydir. Şu anda çocukların hırslı olması sadece ebeveynlerinden kaynaklanmıyor. Biz de hırslıyız. Biz de artık hasetin tuzağına düştük. Çünkü sürekli mevcut ekonomik sistem diyor ki sen diyor yapıp ettiklerini belirleyebilirsin diyor. Sen seçtiklerinsin diyor. Sen kendini ortaya çık, kendini bulabilirsin. Zamana havale etmiyor. Şimdi ve burada ünlü olabilirsin, zengin olabilirsin vesaire diyor. Eğer seçtiklerin seni olgunlaştırmıyorsa, yani sen tam olamamışsan seninle ilgilidir diyor. Bütün kişisel gelişim endüstrisi buraya dayanır. Seçim üzerine dayanır. Sürekli seçime zorlar. Seçtiklerin seni olgunlaştıracak diyor. Ne diyor? Kişiliğimizden, kendimizden, benliğimizden utanmaya çalışıyor sürekli. Ve biz utanç duyduğumuz için eşyalarımızı açmak için bile uzman kiralıyoruz. Feng Shui yapacağız biz evin 30 derece. Ya eşyalarımın ihtiyacını olmayan bir kısmını fakirlere veririm. Bozuk olanları da çöpe atarım. Hayır diyor, onu da bize soracaksın. Yani babanın koltuğuna oturuyor. Ve oradan suistimal etmeye başlıyor. Bizi. Bu anlamda biz sürekli seçtiklerimizle aslında hiçbir şey seçemeyecek hale geliyoruz. Mesela şu anda ilişkiyi bile seçemiyoruz. Neden ilişkiyi seçemiyoruz? Çünkü ya daha iyisi çıkarsa? Bütün ilişkiler şu anda geçici kira sözleşmesi gibi işliyor. Çünkü daha iyisi çıkana kadar geçici bir bağlanma. Benden evlenmemi falan bekleme. Takılıyoruz lafı. Hani Amerikalı bir yazarın şeyidir bu. Takılıyoruz şu demek. Hani durumu idare ediyoruz, daha iyisi çıkınca gideceğim. Yani daha iyi bir anlaşma sunuluyor. Bu şuraya geliyor. Seçememeye götürüyor. Seçme olasılığını açık tutabilmek için seçmemeye başlıyoruz. 70 yaşında adam geliyor şunu söylüyor. 20 yıldır birlikteyiz. Birlikte olduğum kadın şimdi yumurtalarım bitiyor. Tüp bebek şansım da kalmadı. Evlenelim. Bir ömür geçer mi? Ya zaten az kaldı. Yani seçme şeyini açık tutabilmek için seçmemeye başlıyoruz. Çünkü korkuyoruz. Seçtiğim kötü olursa suçluluk hissedeceğiz. Yani ben eksik, yetersiz. Bu da bizi yalnızlaştırıyor. Yalnızlaştırma bizi haset, kıskanç ve depresif yapıyor. Modern zamanın insanlarının ergenleri de, anaları da, babaları da depresif. Çünkü biz kaybettik hissiyle yaşıyoruz hep. Hepimiz eksiyiz. Hepimizin içinde bir çocuk var aslında. Hiçbirimiz kalıbının adamı, kadını değiliz. Korkuyoruz. Biri bir şey söyleyse, iltifat etse Twitter'dan, biri güzel bir şey yazsa hemen hoşumuza gidiyor. Televizyona çıkınca hoşumuza gidiyor. Biz ötekinin arzusunu arzulayan, ötekinin gözünde kendimizi görebilmek için dünyaları veririz. Onun için uğraşıyoruz. Bu kadar yalnızlaşan birey de birbirine düşman olmaya başlıyor. Dolayısıyla hani artık ergenlerin değil, biz erişkinlerin bile dramı başladı. Yani biz bile bununla başa çıkamıyoruz ki. Zaten ergenin bu kadar sıkıntılı bir durumda olmasının nedeni, ana babasının sefaletini görüyor. Dağılmış durumdayız hepimiz. Dolayısıyla çocuk da özdeşleşecek birini bulamıyor ve hırslı davranıyor. Çocuğa nasıl anlatacağız şimdi biz filan sınavda? Çocuk gelip diyor ki ortaokul, işte şimdi ortaokul yok da 8. sınıf öğrencisi sınava girecek. Diyor ki sınıftaki herkes benim düşmanım. Yalan mı? Değil. Söylenen o. Değil. Filan lise 90 kişi alıyor. Ve bizim sınıf, bizim okulda iki şube var, zaten 100 kişi. Yani onlar ileri giderse ben geride kalacağım. Başarılı olmayan, parası olmayan, parlak yüzeyleri olmayan insanlara kimse itibar etmiyor, değer vermiyor.
O zaman ben parayı, gücü elde etmek için her şeyi yapacağım. Şimdi bir baba buna hayır derse ikiyüzlülük eder. Evet derse göz göre göre çocuğunu hasetin ve kıskançlığın tuzağına düşürmüş oluyor. Ne kadar köşeye sıkışmışız dikkat ederseniz. Biz sürekli parlak yüzeyleri ve güzelliği arıyoruz. Ama güzellik tekliğe götürür. Yani iyiyi arıyoruz hep. Oysa bizim farklılıklarımız var. Lafı buraya getirmişken mutlaka sorularda da vardır. Ben söyleyeyim. Mesela şu anda Özgür Bey çok daha iyi anlatacak. Onun alanı, ben alanına girmek istemem ama bir cümleyle size hatırlatmış olayım. Dezavantajlı çocukları okula almıyorlar. Otizmi yasalara göre çocuğu kayıt yapması lazım. Hiçbir özel okul demeyeyim de önemli bir kısmı almıyor. Alanlarda sorun çıkarıyor. Şimdi bu, biz çocukları başta da söylemiştim. Okula şunun için gönderiyoruz. Bizim çocuklarımıza bir şey öğretsin diye göndermiyoruz. Çünkü zaten öğrettikleri bir işe yaramıyor. Sonuç ortada. Yaptığımız çalışmalar, üniversitelerimizin ürettiği makaleler, yaptığımız icatlar ortada. Kaç tane Nobel almışız, kaç tane Oscar almışız? Ortada yani, yaratıcılığımız ortada. Verilen eğitim bir halta benzemiyor, belli. Sizin az önce verdiğiniz uluslararası sınavda da döküldük. Demek ki bu eğitimi bir durdurun. Belki de çok iyi yapıyorsunuz. Bence çok iyi yapıyorlar, o yüzden kötü gidiyor. Çünkü bu kadar yaratıcılığı kısıtlarsanız, söz hakkı vermezseniz, bir tek kişinin aklıyla bu kadar olur. Yani sınıftaki öğretmenin aklıyla ancak bu kadar çıkar. Çünkü o sınıftaki çocukların bir kısmı öğretmeninden daha zeki olacak. Bu anlamda bu insanlar, yani bu farklılıklar çocuklarımızı olgunlaştıracak. Yani orada işte azınlıklardan olacak, siyahiler olacak, işte ne bileyim Hristiyanlar olacak, Müslümanlar olacak, kızlar olacak, erkekler olacak, karma eğitim olacak. Hepsi birbirini görecek, kendi sınırlılığını, farklılığını görüp eşitlikçi, özgürlükçü bir kendilik geliştirecek. Başka şansımız yok. Özgürcan, ekleyeceklerimiz var. Hocam, ben ekleyebilir miyim? Nasıl önce? Hocam, kızınız kızmasın. Yok, ben kesmedim. Yani o bitirdiği için. Şöyle, bir kere AG hocamın açtığı pencereden hepinize söz vereceğim. Şu an sorun sormayı kesiyorum aslında hocam, bir süre için. Hocam, söyleyin, sonra bir şey ekleyeceğim. Cevapları alana hocam, kadar. Unutma. Mesela önce elini mi kaldırmıştın? Yok. Hayır. Güzel. Evet. Şimdi şöyle, bu haset olayı, Melanie Klein'in haseti, annenin memesine benim olsun diyor. Doğa benim olsun diyor. Doğa tükenmeyen kaynaktan efsanesi. Hepsi benim olsun. Okyanustaki bütün balinaları avlayayım. Sonraki kuşaklar ne yaparsa yapsın. Bir haset var burada. Şimdi bu hasetten ötürü de efendim hep başarılı olayım, en iyi olayım, bütün iyi puanlar benim olsun, öbürleri ne yaparsa yapsın. 15 yıldır şunu görüyorum. Gençlerle mesela yemek yiyoruz. Orta yaş grubu. Pilav nasıl diyor? Hocam pilav başarılı diyor. Lezzetli denmiyor artık. Çorba nasıl? Çorba başarılı. Lezzeti önemli değil. Başarılı mı, başarısız mı? Yani yarışmaya girse geçer mi, geçmez mi? Üniversiteye girer mi bu pilav, girmez mi? Giriyorsa sorun yok. Yani iyi yetmemiş, muhakeme becerisi gelişmemiş. Puan aldı, girdi. Demek ki bu başarılı. Al Capone'u bir zaman Amerika'da çok beğeniyorlar. Adam çok başarılı. Yani ne yaptığı önemli değil. Yani başarılı. Şimdi bu utanç duygusu da, Özgür Bey'in söylediği, sizin de vurguladığınız utanç duygusu da şöyle bir şey görürüm. Birisi gidiyor. Bir hanımefendi gidiyor. Atkısını düşürdü mesela. Haberi yok. Affedersin de. Atkınızı düşürdünüz. Ne derler? Ay pardon deyip alırlar insanlar. Şimdi bana bir saygısızlığı yok. Ayağıma düşürmedi. Ben bir zarar görmedim. Bir şey yok. Ben de niye pardon diyor. Aslında kendinden diliyor. Yani dikkatsiz olduğu için. Bakın hep böyledir. Birisi bir şey düşürdü. Uyarın. Ziyan olmasın diye, kalmasın diye. Ay affedin. Pardonluk bir durum yok. Yani her an tetikteyiz. Her an utanabilirim. Bu utanmanın çok inanılmaz bir şekli Japonların kişisel gelişim eğitimlerinde. 90'lı yıllarda. Adamların hepsi genel müdür. Özel bir yerde almışlar. Kapıda iki ambulans bekliyor. Çünkü mutlaka kalp krizi geçirecekler. Adam genel müdür. Tek tip elbise giymişler. Eğitim konuları utanç halkaları diye konuyordu. Şu anda nasıl bilmiyorum. Ama orada hocam şunu eklemek lazım. Yani ben bir şerh düşeyim. Evet, utanç bizi kurtaracak dedim ama Japon toplumunun bu olasılığı, ben bir hekim olarak her zaman yaşamdan yanayım. Hiçbir zaman bizim koyduğumuz hiçbir iyilik, güzellik, gelişme, teknolojik, ahlaki fark etmez. Bir insanın canını vermesini gerektirmiyor. Bizim bu düzmece ahlakımızdan dolayı birinin harakiri yapması kötü bir kültürdür. Yani utancı bu kadar geremeyiz. Ve yüceltemeyiz. Bence ne kadar gelişkin bir ülke olursa olsun Japonya, utancı korkunç yüceltmedim. Bir...
Bence, şimdi bu örnekte de harakiri yapmayacaklar. Yok, size demiyorum. Yani orada sanki böyle birleştirince onu yüce... Hiçbir şey insan yaşamından değerli olamaz yani bence. Yani niye yüceltmek oluyor anlamadım. Yani Japonlar istediği kadar zengin olsunlar. Evet. O harakiri kültürü olduğu sürece Rus parasıyla, karşıda öyle bir söz vardır, 5 kuruş etmez yani. O biri niye kendisini o kadar ıstırap içinde hissedip kıvranıp öldürsün hocam, ki? Hocam güzel, o başka bir konu. Şimdi o, ya ben biz başka... gelişmek ve büyümek zorunda değiliz. Hocam ben başka bir şey söylemek istiyordum. Söylemek istediğim şu. Şimdi... Genel müdür adam tek tip giymişler. Konular boyunlarında utanç halkaları diye var. Her bir konu. İşte bilmem ne istatistiği bu. Bilmem ne yönetimi bu. Utanç halkaları habire sınav oluyorlar. Sınavlardan geçtikçe halkalardan biri çıkıyor. Şimdi biz pozitif vurgulayarak yaparız. Yani utanç, sen şunları bilmiyorsan, SPSS'de filanca şeyi bilmiyorsan utanman gerekir demiyoruz biz. Ekliyoruz çocuklarımıza. Orada o kadar güçlü ki utandırarak şey yap, hard disk'ten vurmaya çalışıyor. Utanmalısın. Bunu doğru filan asla tabii ki demiyorum. Benim mesleğim itibariyle de. Bu uygun değildir. Biz önce pozitifi vurgularız. Şimdi bu haset meselesi, bebek anneye haset eder, memesi benim olsun der. Tarihte hasetle ilgili çok güzel efsaneler vardır. Onlardan bir tanesi şu. Bence şehir efsanesi. Mimarın bir filanca eseri yapmış, sonra onun ellerini kestirmiş adamlar. Gidip başka bir yerde de yapmasın diye. Birçok böyle efsane vardı. Hasetin dik alası, maksimum noktası. Bana büyük bir eser kazandırdı. Olur ya, gider verirler parayı, başka birinde yapıp ellerini kestiriyor. Hocam böyle kestiren birisi somut olarak bilmiyoruz. Ama insanlarda öyle bir istek var demek ki bilinç altında. Şimdi hep başarılı olma isteği, hep fütuhatçı olma, dünyayı zapt etme, öbürleri ne olursa olsun ben onun malının mülkünün ırzını alayım, o da ne yaparsa yapsın isteği var. Burada da utanma duygusu şüphesiz ki çok önemli. Yani o Japon kültürü ayrı bir konu. Yani bana demeyin, oraya Japonlara söyleyin. Japon Büyükelçiliği bir yazı yazıyor. Size demedim canım benim. Yani oraya bir yazı yazıyorum size. Evet. Şimdi burada bazen yüceltilen bir şey olarak geliyor. Hayır, mesela hayır, ergenlerin intiharlarının önemli bir nedeni bu utanca dayanıyor. Hani... Hocam yüceltilecek bir şey değil. Evet, evet. Onun için diyorum ya, FRP'ye katılmışsa fantasy role play'ine, öyle maazallah intihar falan olmasa, yetişkin adamlar yapıyor bunu. Rolden çıksın. Rolden çıkarsa kendine zarar verme ihtimali evet. kalmaz. Biz bunu yapmalıyız. Şimdi her duygunun bir fonksiyonu var. Hepsi iyi. Ne dediniz? Utanç olmasa toplum var. Kışkırtırsak evet. Toplum yani. Var olmazdı. Doğru. Öfke olmasa insanlar var olmazdı. Doğru. Üzüntü olmazsa var olmazdı. Doğru. Sıkıntı nerede başlıyor? Haset olmasa adalet olmazdı. Evet. Sıkıntı nerede başlıyor? Bana göre şurada başlıyor. Ben utandırılayım da toplum beni utandırsın. Ama ne için utandırsın? Orada ben ikiye ayırıyorum. Bir değer ihlali var. Değer ihlali. Hı hı. Değer ihlalinden dolayı utandırma olmasaydı toplum var olmazdı. Sahtekarsam utandırılmam lazım benim. Ama şu ceketi alıyorum. Ceket nasıl diyorum. Annem diyor ki, anneler babalar diyor ki, buna mı para verdin? Şimdi burada hangi değer var da ben utandırılıyorum? 40 alıyorum. Yani o kadar para veriyoruz. Özel okula götürüyoruz. 40 mı aldın? Sen bunun için çocuk hangi değerden dolayı utandırıldı? Hiçbir değer yok ortada. Çocuk neden utandırıldı? Benim ihtiyacımı karşılamadığı için utandırıldı. Yani benim başarı imajım karşılanmadığı için anne baba utandırıldı. Öfkeye gelelim. Haksızlık oldu. Öfkeleniyorum. Adaletsizlik oldu. Öfkeleniyorum. Niye öfkeleniyorum? Değer koruyorum. Bir değeri koruyorum. Ama öbür türlü niye öfkeleniyorum? Çocuk ödevini yapmadığı için öfkeleniyorum. Neden öfkelendim? Çünkü benim başarı imajıma riske attı. Yani öfkenin amacı nedir? Korumaktır. Değeri korumak için de öfkelenebilirim. Başarıyı korumak için de kendi imajımı, yani sağlıksız olan onu korumak için de öfkelenebilirim. Hırsla azimi de ben şöyle ayırıyorum. Hırslı çocuk neden hırslı? Anne baba çocuğun başarısını, yani değer yok ortada. O kadar çok eleştiriyor ki çocuk diyor ki ben kabul görmem için başarılı olmam lazım. Anne mükemmelliyetçi, baba mükemmelliyetçi. Çocuk da biraz ilk başta ne dedim? Yetersizlik duygusunu yenmek için ya tembel olacaksınız ya da mükemmelliyetçi olacaksınız. İşte
kendini korumak, ispatlamak için ortaya çıkan bu duyguya bu çocuklar hırslı oluyor. Çok çalışıyorlar çünkü yapamazlarsa yok olacaklarını düşünüyorlar. Azim ne peki? Azim de şu, bu çocuklar etki, anlam yaratmak istiyorlar ve çok çalışıyorlar. Yani kendilerini koruma çabaları yok, diğer insanların hayatına bir fayda yaratmak var. Yani anne orada diyor, çocuğum niye hırslı? Şundan dolayı hırslı. Çocuk yargılanıyor, direkt yargı ya da gizli yargı var. 60 alınca kaç kişi 100 aldı sorusu mesela. Ahmet kaç aldı sorusu. Yani çocuk annesini babasına kendisini ispatlamaya çalışıyor. O zaman anne baba şunu soracak. Bu çocuk var olduğu gibi kabul görmediğini düşünüyor, ispatlamaya çalışıyor. Çocuğun kendisine ispatlama çabasını ortadan kaldırırsa, yani sadece varlığına kanıtlı yaparsa çocuğun hırsı ortadan kalkacak yani. Elif Hocam, sizde sıra. Dinlediniz. Hırs konusundan devam edeceğiz herhalde. Ya oradan devam edebilirsiniz, utançtan da devam edebilirsiniz. Nerede hırs isterseniz? Ve azim birbirine benzer kavramlar ama mesela ben de şöyle düşünüyorum. Yani hırs o kadar da olumsuz ve zararlı bir şey değil ama hırs daha çok kuvvetli bir motivasyon ve duygu, azim bir davranış gibi. Yani azimli insanlar sebatkar, tutarlı bir şekilde bir hedefe yürüyebilen insanlar. Çaba göstermek. Hırs ise bir tutku gibi. Yani diyelim ki önemli olmayı arzu etmek, birinci olmayı arzu etmek, başarıyı arzu etmek ama bunu kuvvetle arzu etmek gibi. Hırs kötüdür, azim iyidir gibi bir ayrım yapamam ben kendi adıma. İkisi de iyidir aslında. Yani hırs olmazsa muhtemelen azim de pek olmayacak zaten. Hırs motivasyonsa azim onun yakıtı gibi. Mesela ama birinci olmak çok önemli ya da birinci olmak dediniz, başka ne dediniz? Evet, evet. Mesela birinci olmak çok önemli. Yanlış bir hedef gibi geliyor bana. Çok yanlış gibi geliyor. Yarışların bir birincisi olur. Yani mesela biz 10 kişiyi bir koşu yarışına soksak bunun birincisi olur. Olimpiyatta bir tane birinci olur. Nobel alan bir tane birinci olur. Ama şimdi evet, rekabetin olduğu her yerde bir birinci, bir ikinci ya da bir birinci olamayan vardır ve rekabet her yerde vardır. Sonuç olarak birincilik geliyor. Şöyle söyleyeyim. Yani hırs olmasa da birincilik, evet, geliyor. Mesela diyorsun. Nobel alanlara soruyorlar. Ama hırs birinci olmayı karşı kuvvetli bir arzu olabilir. Yani hani hırsın tanımından bahseder. Hırs ve azmin farkını daha çok ben açıklamaya çalışıyorum. Bendeki çağrışım o kadar olumsuz değil. Ama hırs yıkıcı da olabilir. Yani mesela hırs var, azim yoksa ya da hırs var, kapasite yoksa, hırs var ve iyi bir hedef, plan yoksa hırs çok yıkıcı da olabilir. İşte o zaman hani bu kifayetsiz muhterisler denen insanlar vardır ya, yani çok hırslıdır ama bu hırsı peşinde gereken şeyleri yapma becerisi yoktur ya da azmi yoktur. Bu kısım, yani kuvvetli bir hırs ama diğerlerinin olmadığı kombinasyon biraz yıkıcı ve kişi için ve çevresi için de belki zararlı gibi. Ama hırs kendi başına çok toksik bir kavram gibi değil. Benim açımdan öyle, en azından öyle anlamıyorum. Hırs biraz rekabetle, yarışla, tutkuyla, arzuyla ilgili daha duygusal, kuvvetli bir motivasyon gibi geliyor bana. Aslında hem sizin söylediğiniz hem de sizin hırs üzerine söylediklerinizle ilintili bir soru var. Tersten de bakılabilir aslında. Der hocam, ki izleyicimiz... Özür dilerim. Bir şey ekleyebilir miyim Elif Hanım? Buyurun hocam. Şimdi hırs yani kötü değil dediniz. Tamam. Şimdi mesela bir çocuğa birinci olmak iyi değil dediğimiz, yani birinci olma isteği iyi değil diyebiliriz. Aslında bu da bir dayatma. O belki birinci olmak istiyor. Bak evladım birinci ol. Bu bir dayatma. Bak sakın birinci olmayı isteme. Bu da bir tür dayatma. Niye çocuğa sormuyoruz? Birinci olurken ne hissedecek, çocuğa bırakmamız gerekiyor. Yani katılıyorum, yani hırs kötü değil. Çocuk da varsa, illa istiyorsa olsun. Ama anne baba kendi geçmişinden gelen bir takım tortuları alıp çocuğa ben olamadım sen ol. Ben hiç birinci olamadım dereceye gelmedim sen ol. Bunu empoze ediyorsa bu çok kötü. Fakat çocuk çevresine baktı, arkadaşlarına baktı. Yani 10 kişi giriyor dediniz, birisi birinci olacak koşu yarışında da. Baktı ve birinci olmak istiyor. Bu kötü bir şey değil. Çocuktan kaynaklanan bir zorunluluktan ötürü. Birinci olmak istiyorsa olsun. Ama anne babanın ihraç ettiği bir
başarı isteği bu sağlıklı değil. Yani birinci ol demek iyi değil, olma evladım sakın ha. Yani o da uygun değil. Aynı şey bir diretme ve dayatma var. Hiç karışmadan olmuyor mu bu çocuklara? Bazı kavramlar hakkında yani bunların hakkında zor konuşuyoruz. Kabullenmesi de biraz zor. Yeni yani böyle psikoloji daha çok konuşulur olunca biz de bunlara aşinalığımız arttı. Mesela bir tanesi hırs, bir tanesi haset, kıskançlık, rekabet. Bu kavramları hepimiz bunlardan azadeyiz. Bu kavramlar bize yabancı ya da herhangi bir insanda var da kolay kabul edilmez şeyler gibi yaşıyoruz aslında. Yani mesela azimi tercih ediyoruz, daha kabul edilebilir ama hırs toksik. İşte imrenmeyi, gıptanmayı kabul ediyoruz ama haset sanki hiçbirimizde yokmuş gibi. İşte gene azimi kabul ediyoruz ama sanki rekabet yokmuş gibi. Halbuki bütün dünya böyle. Yani dünyada her yerde rekabet var. Hatta bir şey yapalım burada biraz gevşetelim. Bir insan niye psikolog, psikoterapist olmak ister? Röntgenci değilse başkalarının hayatını niye bu kadar merak ediyorsun diye sorarlar. Ya da bir insan niye cerrah olur? Başkalarını kesip biçmekten niye bu kadar mutlu oluyorsun? Genellikle de emekli olunca depresyona girer cerrahlar. Aslında çok saygın duygularımız da başlangıçta ilkeldi bu anlamda. Yani bir geçişlilik var. Yüceltme dediğimiz şey de bu. Haseti yücelttik, adalet oldu. Röntgenciliği yücelttik, işte hekim olduk, psikiyatrist olduk. Agresyonu yücelttik, cerrah olduk. Daha az yücelseydik kasap olacaktık. Daha az yücelsek psikopat olacaktık. Milleti. Yani aslında insana dair hiçbir şey hiçbirimize yabancı değil. Yani bir seri katille bir cerrah arasında hani şu kadarcık fark var. Ama denizciler bilir, iki kayığı 5 derece açıyla yan yana koyduğunuzda 18 yıl sonra geldiğinde artık birbirlerini görmezler. Ben de yani sizin gibi düşünüyorum. Hiçbir duygu bize yabancı olmamalı. Haset hepimizde var. Şeyde yani hırs haset konusunda belki şu açılım getirebilir. Haset hepimizde var mı? Vardı. Var. Kaçınılmaz olarak olmak zorunda. Yani haset olmasaydı özgürlük arayışı olmazdı. Haset olmasaydı adalet arayışı olmazdı. Mesela dış dünyaya açılmayan kapalı toplumlarda haset hakimdir. 100 yıl sonra gidin köyde taş taş üstüne konmamıştır. Çünkü dışarıdaki olmadığı için birbirlerini yiyip bitiriyorlar. İcat çıkarma başımıza gibi. Eski köye yeni adet. Bu şu demek. Yani yenilik istemiyoruz biz. Bende de yok, sende de olmasın gibi. Yani belki o hırs konusuna ve sorunun bağlamında bilmiyorum sizler ne dersiniz? Hayal kurmak çok önemli. Hani bizi hayatta tutar çünkü. Arzulamak. Neden? Dünyanın en ağır hastalığı nedir? Akciğer kanseri mi? Depresyon mu? Depresyondur. Çünkü depresyondaki birine şunu vaat edemezsiniz. Bak şu ilacı kullanacaksın, şu terapiyi uygulayacağız. Sen 20 gün sonra işte Boğaz'da gidip yürüyüş yapacaksın, para kazanacaksın, eğleneceksin. İstemez. Anlamıyor musun? Şu anda senden bile sıkıldım diyor. İstemiyorum. Her şey anlamsız geliyor diyor. Ama bir akciğer kanseri hastasına sana ağrı kesici vereceğim. Şu olacak, bu olacak. 15 gün sonra karınla bir yemek yiyebileceksin. Onun için hayata tutunur. Arzuyu kaybetmek korkunç bir şeydir. İnsanın hayal etmesi, arzulaması muhteşem bir şeydir. Bizi hayatta tutar. Hayal edemeyen çocuk hayatta kalamaz zaten. Çünkü çalışmaz, devinmez, üretemez. Neyi arzularız biz? Ötekilerin gözündeki kendimizi arzularız. Onların gözünde bir şeyi değiştirmeye çalışırız. Ötekinin arzusuna esir düşmüşüz zaten. Ama hayal etmenin en kötü tarafı da arzulamanın, arzuladığınız şeye ulaşmaktır. Şimdi, çünkü o ölüm demektir. O yüzden çocuklarımızı hayal kurmaya teşvik edeceğiz. Buna bizim de olgunluğumuz yardım edecek. Ama hayal kırıklığı yaşamalarını da sağlayacağız. Hayal kırıklığı yaşamayan kimin, çocuk olgunlaşamaz. Kimin hayalinin kırıklığı? Kendi hayalim. Kendi işte, hayalim. Bizde sıkıntı orada. Bunun provası oyundur. Evet, evet. Birinciliği bravo. Hayal edecek da, ama kırılacak. Ergenlikte de yetişkinlikte de aslında bu hayal kurmanın, fantazinin ve hayal kırıklığının ya da zaferin provası oyun oynamaktır. Evet. O yüzden biz bazen gerçeği askıya alırız ve bir fantazi dünyasına teslim oluruz ki sanat da bu demektir. Yani kurgu, efendim sinema, roman, edebiyat, şiir, FRP, bazı bilgisayar oyunları. Zaten
oyuna ihtiyacımız vardır ve az önce söylediğiniz şeyin provası oyundur. Özellikle çocukluk döneminde de bu vazgeçilmez önemli bir faaliyettir. Evet, anne babalardaki en büyük sorun şu, hayal kırıklığı çocuğunun kendi hayalinin kırıklığı değil. Yani çocuk annesinin babasının hayalini kırıyor. Uzantısı olarak görürse. Evet, anne uzantısı gördüğü için hayal kırıklığına uğradım diyor. Çocuk da diyor ki senin hayal demesi lazım yani. Bizim toplumda diyemiyor tabii ki ama aklından şu geçiyor. Anne hayali sen kendin kurdun benim üzerimden. Bana da sormadın. Sonra benim üzerimden hayal kırıklığını sen yaşıyorsun. Hayal senin hayalin. Senin hayalinden ben sorumlu değilim. Şimdi bu Agah Bey'in söylediğinin hepsine %100 katılıyorum. Sadece istisnaların olduğunu düşünüyorum. Sadece yani... Ben de size katılıyorum. Evet, istisnaların olduğunu düşünüyorum. Mesela araştırmalar var. Everest'e tırmanan bazı dağcılar tırmanıyorlar, sonra depresyona giriyorlar. Hırslılar olarak düşünüyorum. Çünkü ulaşabileceği yere gitti. Kendisini tekrar var edebilmesi için yeni bir hedef koyması lazım. Bazı dağcılarda tırmanıyorlar. Bir başarı hissi geliyor. Başarı hissi değil onun adı. Türkçe'de tatmin galiba. Tatmin, serenity. Bir tatmin geliyor. Sanatçılar, sinemacılar, romancılar büyük eserler verdikten sonra 1-2 yıl depresyona girerler. Bu babayı geçmenin verdiği suçluluk duygusudur. Biz babayı bilgisayar oyunlarında next level bir sonraki fazla ev vardır zaten. Yani oyun biz. Devam eder. Çok istemeyiz yani bir zevklenmeyi. Hedef vardır. Çok güldük, başımıza bir iş gelecek. O aşırı çok coşkudan istemeyiz. Korunma. Ya biz arzuladığımız şeyle ne yapacağımızı bilemediğimiz için korkunç bir şey oluyor. Ya arzuladığımız şey elimize geçince... Arzuladığımız şeyden sonrası. Arzuladığımız şeye ulaştığımızda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sizin dediğiniz gibi depresyona giriyoruz, şapşallaşıyoruz. Ya yıllarca peşinde koşuyor adamın ya da kadının. Ulaşıyor, ikinci gün hani dram başlıyor. Kazan ne yapacağız şimdi bunu? Evet, şimdi rekabetle ilgili bir şey diyeceğim. Gerçek hayatta rekabet var. Ama ne zaman var diye baktığımızda kaynaklar az olursa var. Kaynaklar az olunca rekabet başlıyor. Okullara baktığımızda hiçbir kaynak az değil. Yani okuldaki kaynak ne? Öğrenme ve bilgi. Herkes ulaşabilir. Ama öğretmen insanları motive neye motive eder? Sizin dediğiniz hayal motive eder. Umut motive eder. Hayal ve umutla çocuğu keşfetme motive eder. Hayalle umutla keşfetmeyle yani pozitif değerlerle çocuğu motive edemediği için öğretmenler, öğretmenler demeyeyim, eğitim sistemi diyeyim. Çünkü öğretmenler eğitim sistem, onlar da kurban yani. Eğitimciler de kurban, eğitim sisteminin kurbanı. O zaman yapay sistemler buluyorlar. O da rekabet. Şimdi şeye baktığımızda gerçek rekabet ne zaman ortaya çıktı dediğinizde bir kaynaklar az oluyor. İkincisi ne zaman çıkıyor? Şöyle çıkıyor. Hayvanlardan kopya çekebiliriz mesela. Alan ya da statü. Alan, statü. Şöyle bir şey. Statü, kim alfa olacak? Kaynakların çoğunu ya da alanı kim kontrol edecek? Evet, kaynaklar kısıtlı olduğunda. Haremi ya kim da statü. Kuracak? Ya da statü. Haremi kim kuracak? Ya da bu alanı kim işaretleyecek? Statüde ne? Ne kadar statüye ulaşırsa o kadar fazla kaynak da erişimi artıyor. Daha fazla eşleşme oluyor falan filan. Ama asıl şunu söyleyeceğim. Bir insan kendi kapasitesinin üstüne çıkmak istiyor. Kendi kapasitesinin üzerine çıkmak istiyor. Çalışıyor. Sonra bir noktada diyor ki acaba benim daha ne kadar daha gidebilirim? Onu bilmiyor. Kendine referans noktası arıyor. Yarışmalar referans noktası veriyor insana. Yarışmaya girdiğinde diyor ki demek ki beşinci oldum ya ben. Eğer ben bunları dış kaynaklı diyorum. Dış kaynaklıysam yani hırslıysam, utançtan beslenerek çalışıyorsam beşinci olduğunda anneme babama söyleyemiyorum. Saklıyorum. Ama iç kaynaktan besleniyorsam beşinci olduğunda diyorum ki ben birinci olabilirim aslında. Aslında amaç da orada birinci olmak değil. Birincinin ulaştığı kapasiteye aslında ben de ulaşabilirim. Referans noktası oluyor. Yani aynı olay, aynı rekabet, bakış açıları farklı olabiliyor. Charles Theron, okudunuz mu Charles Theron ne dedi? Oscar ödüllü. Kötü bir oyuncu olacağım, ortaya çıkıyor diye, çıkacak diye çok korkuyorum dedi. Bu ne demek? Rekabeti kazanmak, birinci olmak demek ki içeride özgüven oluşturmuyor. Özgüven oluşturan yeterlilik inancı. Onun için rekabetle yeterlilik inancı her zaman oluşmuyor. Ama yeterlilik inancıyla girilen rekabette
amaç birinci olmak olmuyor. Sonuç birinci olarak geliyor. Yani birincilik amaç olsun ama birincilik herkes isteyebilir. Ama bir grup amaç olarak isteyebilir, bir grup sonuç olarak isteyebilir diye düşünüyorum. Olabilir, güzel. Hocam, şimdi bir dördüncü boyut acaba katabilir miyim? Çok güzel gidiyor. Şimdi haset var, hırs var, anne babanın eksik duyguları var, çocuğa projekte ediyor filan. Toplumsal boyut da çok önemli. Şimdi Salim'in ergenlerle ilgili olan yaklaşımında, yani kuramın özü Freud'un izleyicilerinden ne diyor? İnsanlar arası ilişki çok önemlidir. Bütün ruhsal sorunlar insanlar arası ilişki sırasında ortaya çıkar. O halde bunun çözümü de terapistle hasta arasındaki ilişki ortamında çözülecek. Yani mektupla terapi olmaz. Ya da kitap okuyarak kişisel gelişim sistemi okuyayım iyileşeyim istiyor insanlar. Olmaz. Bir ilişki gerekiyor. Menüyle şimdi onun gibi. İddiası... Menüye bakarak doymak istemek gibi. Gibi, aynen. Doğru. Şimdi Salim'ine göre diyor ki ergenlik döneminde toplum genci cinsel ilişkiye karşı hazırlamıyor diyor. Çağdaş toplumlarda. Şimdi önceden yoktu. Çocuğu hazırlamanın alemi yok. Sordum basitçe cevap verirsiniz. Ama ergenliğe girdi. İçeriden büyük bir istek var. Cinsel ilişki konusunda genci yeterince hazırlamıyor. Niye hazırlamıyor? Birçok baba oğluna nasihat edecek. Çoğunluk şudur arkadaşlar. Evladım biliyorsun çocuğum mahlukat çift çift yaratılmıştır. İşte kelebekler bunlar. Hocam yani periferde dolanıyor, çevrede dolanıyor. Bir türlü sadede gelemiyor. Yani kelebeklerden çocuğa ne Allah aşkına. Şimdi genel olarak cinsiyet tabu, cinsellik. Bizim kuşak, ben cinsel bilgiyi okulda 70 yıllarda tuvaletlerin arka kapısından öğrendik. Orada da kıvır zıvır bilgi var. Bize bilgi verilmedi. Ben lisede çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Normal cinsel ilişki. Kütüphaneye gittim. İnönü ansiklopedisi vardı. Sonra da adı Türkiye. Yok, pardon, Türk ansiklopedisi oldu. Onda cinsiyet maddesini açtım. Bir de utana çekilip böyle tutaraktan okuyorum. Hocam anlatıyor cinsellik maddesi. Efendim yok ölüyle sevişmek. Yok bilmem eşya, ayakkabı, kadın ayakkabılarını toplayıp çalmak. Ne kadar patoloji var hepsini anlatmış. Ben yani ölüyle sevişmekten bana ne? Ben normal cinsel ilişkin gerçekten bilmiyordum. Yani kadın vücudunu da tanımıyorum. Daha sonra öğrendim ki bir psikiyatrist büyüğümüz yazmış cinsellik. O da ne yazmış? İşte sapmaları yazmış. Hocam İnönü Ansiklopedisi çok teferruatlıydı. Şimdi sürmüyor galiba. Ama orada bile basit, temel, cinsel bilgi verilmiyor. Sonra Haydar Dübe'nin kitapları çıktı. Ve güzel, önemli bir işlev. Yani asla hafife almıyorum onun kitaplarını. Ama oradan da bir şey öğrenemiyorsun. Soruna olan yazıyor, ona cevap veriyor. Ben de benim tek sorunum normal cinsel bilgi sahibi olmamak. Şimdi toplum niye bu cinsiyet konusunda ikircikleniyor, rahatsız oluyor? Ne dedi Salim'in? Genç karşı cinsi ilişki konusunda hazırlanmıyor dedi. En iyi anne baba hazırlayacak, öğretmen hazırlayacak, okulda cinsel bilgi eğitimi verilecek çocuklara. Bu verilecek, vücudun önemlidir, sana aittir, kimseye dokundurma, bilmem ne, şöyle, şöyle, şöyle. Bunlar yeni yeni biraz başladı gibi insanlar korkuyorlar. Neden? Çünkü toplumda benim hipotezim, kadın ikinci sınıf kabul ediyor, kadınlar, tarih boyunca, genellikle. İkinci sınıf ve pis görülüyorlar. Kadın pis bir varlık. Adet dönemi kirlendim der. Benim bacağım, şu kolum kansa kirlendim diyor muyum ben? Kandır. Hele kutsal kan. Ama o kirlendim diyor. Şunu biliyorum. Adet dönemi 2-3 gün yemek pişirmeyen hanımefendiler var. Elini hiçbir şey sürmüyor. Çay da demlemiyor. Kirliyim diyor. Kadın kirli. Erkekler kirlenmiyor, kadınlar kirleniyor. Bakın bu kadın da kendi kendini gömüyor. Peki o adet gününde anne bebeği varsa emziriyor mu, emzirmiyor mu? Emziriyor mu? Emziriyor. O nasıl oluyor? O zaman kirli süt verdi. Tabii. Hocam toplumun kafası net çalışmıyor bu konuda. Hocam çalışmıyor. Çay suyu koymuyorlar vallahi. Peki iki. Geleneksel kültürümüzde şöyleydi. Eski İstanbul'da annemden duyduğum, şimdi azaldı herhalde. Oğlanın annesi geline diyor. Gelin. Senin bu çocukta torun. Ne hakkın var? O babasının oğlu.
Sen bir torbaydın, silkeledin attın. O babasının oğludur. Teessüf ediyorum bu görüşe. Bunu dile getirmiş ninelere teessüf ediyorum. Hocam o kadar genini verdi kadın, %50 verdi mi hocam? İçinde besledi mi? Hormonal olarak zorlandı mı? 9 ay karnında taşıdı mı? Gücün zahmet doğurdu mu? Dünyanın en ilginç olayı emzirdi mi? Emzirdi. Kadının görevi bir poşetlik. Torbaydın attın. Hocam şimdi bu kadın değersiz. Bir hipotez daha, lütfen kimse darılmasın. Her yerde hasta, hekim ilişkisinde sıkıntı olabilir. Ama bazı araştırmalara göre galiba en çok doğum evlerinde oluyor. Kadın horlanıyor. Niye? Zaten kirli ve pis bir varlık olan, ayda iki kere kirlenen kadın en doğal haliyle gelmiş oraya. Yani insanın, özellikle erkeklerin asabı bozuluyor. Ters davranıyorlar. Niye? Hocam biz yani prostatımız için muayene olunca hekimler bize ters davranmıyor. Kadın jinekoloğa gidince niye ters davranırsın? Arkasında şu var hocam. Bu temel şeyleri değiştirmeden birçok şeyi düzeltemeyiz. Eğitimi de düzeltemeyiz. Ergen sorunlarını da düzeltemeyiz. Haset falan önemli. Benim de mesleğim ama bunlar daha çok psikolojik bağlamdaki şeyler. Hocam cinsellik ayıp değildir. Anne baba değil. Bir anne kirlendiğini düşünüyorsa kızına cinsel konu doğru bilgi verebilir mi Allah aşkına? Veremez. Bunlar tabu konulardır. Yani salımın diyor 3 dönem var. Önergenlik, erken ergenlik, geç ergenlik. Güzel de geç efendim bunları. Önce toplumun cinselliğe bakışı sağlıklı olacak ki bir cinsel çalkantı döneminde olan ergenliği iletişim kurar. Belki şöyle şunu da ekleyebilir miyiz hocam? Cinsellikten öte kadına. Çünkü o sütü de beğenmiyor sonra. İnsanoğlunun bütün kötülüğünü çiğ süt emmiş diye tarif ediyor. Yani kadınsı olana eril dil, ataerkil toplum katlanamıyor. Zaten hani öğretmenin, yöneticinin ve ruh sağlığı çalışanının muhatabını tedavi edememesi, büyütememesi, ona yardımcı olamamasının nedeni de biz kadınsılığa katlanamıyoruz. Mevcut toplum kadınsılığa katlanamıyor, eksikliğe katlanamıyor. Ve dolayısıyla çocuğu da kadınsı olarak gördüğü için çocuğa da saygı göstermiyor. Göstermek çok doğru. Bunun birçok sebepleri olabilir. Belki homofobi var biz erkeklerde. Efendim yani kadın gibi olmaktan korkuyor. Bence en altta kadın ikinci sınıf. Hocam özgür adam, özgür Romalı. Sen köle misin dersen çok büyük hakaretti. Ben köle olamam, ben özgürüm. Köleleri alıp satıyorum ben diyor. Hocam kadın ikinci sınıf bir defa. İkinci sınıf kabul edildiği için kadın güç açısından, fiziksel güç açısından sadece. Zihin açısından kadın erkeğe eşittir. İkinci sınıf kabul edildiği için onun gibi olmak istemiyor bir. İkincisi, hocam öyle olmaktan korkuyor erkekler. Bakın 40 bin kişi stadyumda seyirci vardır. Öyle mi? 40 bin. Erkek. En erkek kim bence tırnak içinde? Hakem. Hakem devlet temsil ediyor. Maçı iptal edebilir, sahayı boşaltabilir, 3-0 verebilir. Hocam orada güç kimin elinde? Hakemin. 40 bin erkek, o en güçlü adam hakemin erkek olmadığı konusunda sloganlar ortaya atıyorlar. Niye? Ödülleri patlıyor çünkü. Yok, yanlış etrafa şunu söylemek. Homoseksüeller erkektir. Yanlış anlaşılmaz. Ne? Homoseksüeller de erkektir. Kadınlar hocam ama bak yok. Onun bakış açısını diyorum. Ben 40 erkeğin bakış açısından söylüyorum. Şimdi onu söylerken şu, o öyle düşünmüyor. Sizin gibi benim gibi düşünmüyor. DSM'den de haberi yok. Eşcinselliğin DSM'de hastalık konudan çıktığını falan da asla bilmiyor. Oradaki 40 bin erkek şöyle düşünüyor. Ben erkeğim. Bakın yanlış anlaşım. Yanlış anlaşım. Ben erkeğim. Erkek olmayan bu. Yani erkek olduğu konusunda kendini ve bütün stadyumu ikna etmeye çalışıyor. Çünkü orada yaptıkları, niye bu kadar başarılı, orada bu kadar yaptıkları eylem homoseksüel bir eylem çünkü. Korkuyor. Rakip erkekler, taraf erkekler, terimler attık, koyduk, bilmem ne yaptık. Gol federasyon yasaklayıp koyduk. Federasyon yasaklayıp çocuklar ve kadınlar gittiğinde de seyircisiz diyor. Yani erkek erkeğe bir zevkimiz vardı, onu da bozdunuz. Kadınlar da bunu gün yaparken yaşıyorlar. Yani o bir insanın hem kadınsı hem erkeksi yanları var. Zaten çocuğumuza da bunu göstermemiz gerekiyor. Yani eğer bastırırsanız o başka alanlarda o kadınsı yanlarımız eyleme dökülüyor. Mesela karşı tarafın seyircisini kadın istemiyoruz. Çünkü erkek erkeğe yapıyoruz bunu. Kadınlar ne yapıyor dediniz, günlerde pardon, ne yapıyor? Turcan, ben kesmedim. Abi benim sözümü kesti. Devam et hocam. Hocam bir şey açıklayın. Kadınlar günde ne yapıyor dediniz? Kadınlar da günde yapıyor. Gün yaparlar, erkeği istemezler oraya. Çünkü yani bu, onlar niye?
o da kadınsı, o da homoseksüel bir şeyin kalıntısı gibi düşünebiliriz belki. Neden önemli bu? Hocam önemli bir noktaya getirdi aslında. Eğitimde bu iktidarı da temsil ediyor ya, öğretmenin, pedagogun, ana babanın, yöneticinin otoriter bir yanı da var ya. Bu otoriter yanını törpüleyebilmek için, kadınsı yanını da ortaya çıkarabilmek, çocuk kendi kadınsı ve erkeksi yanlarını tanıyabilsin. Yani babasına da baba ben acıktım diyebilsin, annesini beklemesin. Hocam teşekkür ederim. Şey hocam, der ki hocam. Sürenin sonuna geldim. Bir 10 saniye var hocam. Örepidesteki erkeklerin temel sorunu kendi animalarını yaşayamamalarıdır. Sırf erkek. %100 erkek. Onun için de sıkıntı ortaya çıkıyor. Elif hocam son sözü size veriyorum. Buyurun. Kadınlık erkeklik konusunda. İstediğiniz bir şey söylemek istiyorum dediniz, size sözü size bıraktım. Ha yok yok, bu turda bir tane soruya cevap verebildik galiba. Yani hırsla başladık değil mi? Hırsla utanç, başladık yok, araya bir iki tane daha koyduk. O kadar çok konuştuk ki biz de anne babalar gibi, biz de ana babayız tabii ki. Şüphesiz ki çocukların soru sormasına gerek yok. Biz zaten cevap veririz. Biz verdik bile. Modelledik yani. Bu arada yani bu programa 4 saat sürmesi tüm sorulara yanıt bulduğumuz anlamına da gelmiyor. Yanlış anlamışsın izleyicilerimiz. Gelen mesajlarda da tekrar bir araya gelinip yine aynı konunun konuşulmasına dair cümleler var. Belirtmekte fayda görüyorum. Erkekler kadınlara eşittir. Kadınlarda cam tavan etkisi vardır denir. Eşimin de alanı sosyal psikoloji. Erkek yükselirsin. Erkeksin. Ama kadın yükseleceğim zannede küt. Allah bu ne? Bir cam tavan geldi. Bu kadın erkek eşitliğini savunan çok güzel platformlar var. Küçük, sembolik bir çekiç veriyorlar. Kadına da erkeğe de. Erkekler de üye oluyor. Minik bir çekiç. Yani cam tavan, kadın olduğunuz için işlerinde yükselmenizi engelleyen bir cam tavan kafanıza çarptı mı minik bir çekiç. Çekiciniz var, o camı kırmalısınız. Hocam eşinizi davet etsek. Harika olur. İster mi? Yani davet etsek dedim, siz davet etseniz yani. Mutlaka teklif götüreceğiz, emin olabilirsiniz. Evet, evet. Psikolog yazar Profesör Doktor Üstün Dökmen, psikiyatrist doçent doktor Elif Mutlu, eğitim bilimci yazar doktor Özgür Bolat ve psikiyatrist doktor Agah Aydın konuklarımızdı. 4 saat boyunca bir aradaydık. Keyifli bir sohbet oldu. Her birine teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta başka gündemde yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Vallahi bana bir saat gibi geldi.